Arkadaşlar şu ana kadar polimorfizmden çok bahsettik. Polimorfizmin en iyi uygulandığı yapılardan bir tanesi de işte bu şeylerdir. E, interfacelerdir arkadaşlar. Bu noktada hadi gelin bu yapıyı polimorfik bir yapıda uygulamaya çalışalım. SRC'ye geldim. Hem burada bu arada katmanlı yapılara da yavaş yavaş geçiyoruz farkında olmadan. Şimdi bunu kim kullanacak? Bunu işte bir iş katmanı kullansın. İş katmanı demek iş kodlarının yazıldığı yerdir. Bunları böyle otur zamanla duydukça öğreneceğiz. Bu eğitimde zaten hepsi oturacak. Şöyle ki, customer dedik, değil mi? Customer manager şu bizim şeyi kullansın. Customer manager ee, şu. MySQL'i veya Oracle'ı kullansın. Şimdi Customer Manager'in içerisinde ben bir tane operasyon yazmak istiyorum. Public void add diye. Diyeceksiniz ki yani hani zaten dalın içinde add vardı. Burası dalı çağıracak. Burası niye kullanılıyor biliyor musunuz? Burada iş kodları yazılır. İş kodları yazılır mesela yani siz müşteriyi eklemek için parametre göndereceksiniz. Burada aslında parametre göndermek lazım. İşte müşterinin adı girilmiş mi? Doğru mu? veriler doğru mu gibi böyle iş kodları burada yazılır. Tamam? O yüzden hani business katmanı ile iş katmanı ile veri işimi birbiriyle sadece birbirini çağırıyor. Şimdi MySQL'e mi yazacak. Hani ben burada eğer gelip burada Güzel güzel. Mesela Oracle Customer Dal. Oracle Customer Dal. New. Oracle Customer Dal dersem ne, nasıl bir durum var? Artık bunu burada standart ifademi söylemiş olmanız lazım. Geçmiş olsun. Ne demek? Bağlıyız. Bağımlıyız buraya. Yani sistem sadece Oracle'da çalışıyor demek bu. Dolayısıyla ben burada şöyle bir şey yapacağım. Birinci yöntemi mesela bir önceki şeyde strateji ile yapabiliriz. I customer dal customer dal Buraya da gelip customer dal nokta add diyebiliriz. Bu kadar basit. Bu ne demek? Customer manager'ın customer dalı var ve biz onun add'ini çağıracağız. Şimdi main'e geldiğin zaman main'e geldiğin zaman Şimdi o Customer Manager'ı çağıralım bakalım. Customer Manager New Customer Manager diyeyim mesela burada. Customer Manager nokta add dediğim zaman bakın şöyle çalıştırayım hata verecek değil mi? Yani bir önceki artık abstract'tan bunu biliyoruz. Null pointer exception. Yani ne demek bu? Şuraya baktığımız zaman şuradaki Customer Manager'a hani Customer Manager nokta et dediğinizde hani bunun bu çağırıyor da hani interface bu. Interface nivlenemiyor zaten. Yani ki nivlense bile hani bunun içi boş. Bunu böyle çağıramayız. Abstraktan biliyoruz artık bu işleri. Interfaceler nivlenemez. Ne yapacaktık? Customer Manager'ın Customer dalı Bakın bu aynı stratejiyi kuruyorum yani. Customer dalı eşittir New Oracle. Bakın diyorum ki Customer Manager Oracle'la. Yani Customer Manager'da ekle, sil, güncelle hepsi Oracle'la çalışacak. Yani veri tabanı olarak Oracle'ı seçtik. Bakın güzel güzel çalışacak. Oracle eklendi. Yarın öbür gün MySQL'e geçseydik hiç sıkıntı değil. O anında geçiş yapabiliyoruz. Yeni bir tane ekleyebilir miyiz? E, önceki örneklerden artık çok iyi biliyorsunuz. Ekleyebiliriz. Yani kısacası Burada da biz sizinle, yani onu da siz yapın. Mesela bir de SQL soru Önceki örneklerde aynen yaptık. Ödeviniz olsun bu da. Ne yaptık arkadaşlar? Customer Manager'da bu yapıyı kurduk. Bu birinci yöntem. Bir yöntem de, bakın böyle yavaş yavaş tasarım desenlerini de öğrenmiş olalım. Bir yöntem de şudur. Şöyle bir durum var aslında burada. Bu hani şu kullanımı, şu deseni ben çok tercih etmiyorum. Nedeni de şu. Hani unutabiliyor programcı. Ya yani programcı bunu vermese de bakın. Proje yani uygulama hiç sıkıntı çıkarmıyor. Çalışma anında sıkıntı çıkarıyor. Unutabiliyor programcı yani. O yüzden unutmayacağı bir yapıya çekmek lazım. Nedir o yapı? Ben diyorum ki şöyle public customer manager diyorum. Customer Manager. Şuraya geldim. Şuraya diyorum ki bana bir tane I Customer Dal ver. Customer Dal. Burada da diyorum ki diz nokta Customer Dal eşittir Customer Dal. Şimdi bu kod ne demek arkadaşlar? Bu kod şu demek. Customer Manager'ın Constructor'ında ben bir tane I Customer Dal istiyorum. Bu kim olabilirdi? Oracle olabilir, MySQL. Çünkü ikisi de bakın, i dal ikisi de. O yüzden çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu noktada customer manager'a geldim. Gönderdim. Gönderdiğim şeyi içeride kullanabilmek için bakın burada bir değişkenim vardı. Ona atıyorum. O yüzden bunu ne yapmak lazım arkadaşlar? Dışarıdan erişimi engellemek adına private yapmakta fayda var. Ha, i̇ki türlü de kullanmak istiyorsanız da öyle kullanın. Yani e, az önce yaptı, yazdığımız gibi kullanmak istiyorsanız, ikisini de kullanabilmek istiyorsanız açın. Ama private yaptığınızda dışarıdan erişim yok. Bakın ya şu customer'dan erişim kapadım yani. Dolayısıyla this.customer'dan ne demekti? Class'taki bu. Yani kısacası buraya sen MySQL gönderirsen şu MySQL artık. Dolayısıyla customer.add dediğinde MySQL eklenmiş olur. Dolayısıyla şuna gerek yok artık. Ama neye gerek var? Bakın customer manager diyor ki beni oluşturdun ama bana parametreli bir şey vermen lazım. Parametre olarak bir şey vermen lazım. Oracle diyorum. Bakın ben parametre olarak bunu gönderdiğimde ne oluyor bakın tekrardan bakalım. Bunu gönderdiğimde o buna eşitleniyor. Yani referansa eşitleniyor. Dolayısıyla buradaki değer şu olduğu için ne gönderirsek artık o çalışacak. Bakın yine Oracle MySQL Oracle'a döndürüyorum şimdi Oracle. Ama bunu MySQL yapsaydım şimdi bakalım. Harika. MySQL eklendi olarak sonucu görüyorum. İşte bu da polimorfizmin interfeslerle uygulanma versiyonudur arkadaşlar.